Kulüpler Birliği Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından toplandı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç 6 saat süren toplantı sonrası flash açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'na eleştirilerde bulundu Ali Koç. TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. Federasyonun bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez ifadesini kullandı. Ali Koç'un sözlerine kulak veriyoruz şimdi. Böyle şiddet içeren bir olayın kabul edilmesi kesinlikle de mümkün değildir. Bu sözlerle hakem Halil Mutlu Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Federasyon dışında herkesi suçlamak, konuyla hiç ilgisi olmayanları azmettirici göstermek ve milyonların önünde bizleri mahkum edici yaklaşımı hiçbir şekilde kabul edilemez bir yaklaşımdır. Kulüpler Birliği üyeleri İstanbul'da toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da toplantıya katıldı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç kameraların karşısına geçti. Önemli olan Halil Umut Meler'in bir an önce sağlığına kavuşması ve o anın verdiği üzüntü ve şokta verdiği kararı inşallah değiştirip yeşil sahalara dönmesini gönülden diliyoruz. Ali Koç, Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olayda herkesin payı olduğunu söyledi. Bu yaşananları geniş açıdan ele almamız lazım. Gerçeği hep birlikte görmemiz gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, hakemler, kulüplerimiz, medya, taraftarlar, sporcular, teknik direktör, herkesin biz nereden nereye geldiğimizi çok çok iyi irdelemesi, değerlendirmesi gerekmektedir. Çünkü bu tabloda herkesin payı var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumunu sert dille eleştirdi. Bu sorunlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini ayırıp sorumluluğu sadece başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir. Ali Koç'a TTF'yi istifaya davet edecek misiniz sorusu da yöneltildi. İstifa edip etmeme konusu demin de ifade ettim. Burada gündeme gelen bir konu değil. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, hakemlerin hastane çıkışında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Hakemlerin hastane çıkışı yaptığı konuşmalar, sözcü olarak seçilen kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakem müessesesinin durumu ortada. Performansı da ortada. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandığı için onları unutacağız, göz ardı edeceğiz diye bir durum yok. Beyler açalım biraz. İsrail Gazze'de Müslümanları katletmeye, camileri bombalamaya devam ediyor. Lübnan'da bir rahibin Gazze'de ezan okuyan biri kalmazsa ezan okumaya hazırım sözleri gündem oldu. Yaşlı rahip İsrail halkına seslendi. Bu bizim şartlarımız, sizin şartlarınız değil dedi. Ezan okuyacak biri kalmazsa Müslümanların kerameti için ezan okumaya hazırım. Lübnan'da bir gençle Hristiyan rahip arasında geçen konuşma sosyal medyada viral oldu. İsrail Gazze'de hem masum insanları ve Müslüman halkı katlediyor hem de sivil yerleşim birimleri hedef alıyor hem de cami ve kiliseleri bombalıyor. İsrail'in Filistin'i Müslümanlardan temizleme politikasına ve uyguladığı katliama Hristiyan rahipten tokat niteliğinde tepki geldi. Boynunda Filistin askısı bulunan yaşlı rahip bir gençle karşılaştı. Arap genç rahibe Müslüman kalmadığı takdirde Gazze'de ezan okuyan olmazsa ne düşünürsün diye sordu. Rahipse herkesi duygulandıran o yanıtı verdi. Ezan okuyacak biri kalmazsa Müslümanların kerameti için ezan okumaya hazırım. Buradan düşman Siyonistlere sesleniyorum. Bu bizim şartlarımız, sizin değil. Hristiyan rahibin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.